Herkese merhabalar. Bugün A'dan Z'ye drone eğitimi serisinin yeni videosunu çekiyoruz. Yine bilgisayar başında bir video çekiyorum. Çünkü bugün yasal konuları işleyeceğiz. Bir drone satın aldınız ve bu drone'u kullanmayı öğrendiniz. Ama bunlar uçurmak için yetmiyor. İşin bir de yasal boyutu var. Bugün yasal süreçlerden bahsedeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bilgisayar başına geçelim. Evet Google'a IHSHGM yazarsanız en başta çıkacaktır bu Sivil Havacılığın resmi sitesi. Daha sonra buradan giriş yap butonuna tıklıyorsunuz. E-Devlet'le giriş yapmanız çok daha kolay olacaktır. İsterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Uçuş izni talep etmek için ve drone'unuzu kaydedebilmek için bir pilot sertifikasına ihtiyacınız var. Pilot sertifikasının 20 soruluk çok basit bir sınavı var. Zaten soruları da her yerde mevcut. Yine açıklama kısmına bu soruları ve cevaplarını ekleyeceğim. Ana sayfada sol tarafta görmüş olduğunuz İHA pilot kayıt başvurusuna tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan İHA 0 sportif amatör seçiyorsunuz. Buraya bir vesikalık fotoğraf yüklüyorsunuz dijital olarak. Sonra da pilotluk yetkisi sınavını başlat diyorsunuz. Aşağıda size vermiş olduğum kopyayla da bu sınavı geçiyorsunuz. Ve belgeyi almaya hak kazanıyorsunuz. Hemen tekrar ana sayfaya dönelim. Evet belgemizi aldık. Şimdi anlatacağım şey drone'unuz Türkiye'den alınmışsa ve 500 gramın üzerindeyse geçerli. Evet ana sayfada aşağıda ortada satın alınan İHA kaydını göreceksiniz. Buna tıklıyoruz. Tabi şu anda ben bir İHA satın almadığım için burada böyle bir şey görmeyeceksiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey zaten tam olarak şu kısımda bulunacak. İHA'yı satın aldınız ve TC kimlik numaranızı satıcıya verdiniz. Daha sonra satıcı sizin TC kimlik numaranızın üzerine bir kayıt açıyor. İşte o kaydı satın alınan İHA kaydı sekmesinde görebiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey almış olduğunuz durumun kutusunun üzerindeki seri numarasıyla buradaki kaydın eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek. Eğer eşleşiyorsa Onayla butonuna basıyorsunuz, İHA'nızın önden, arkadan, sağdan, soldan fotoğraflarını çekip yüklüyorsunuz ve onaya gönderiyorsunuz. İşlem bu kadar basit aslında. E peki yurt dışından bir drone aldınız. Bunu nasıl kaydedeceksiniz? Hemen onu da göstereyim. Burada İHA üretim ve ithalat kaydını göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklıyoruz. Daha sonra eğer evde bir drone üretmediyseniz yurt dışından bireysel getirmeyi seçeceksiniz. İHA 0'ı seçiyoruz. Seyahat ve gümrük diye iki tane opsiyon var. Muhtemelen siz de yurt dışından aldınız, çantanıza koydunuz, uçağa atladınız, getirdiniz. O zaman seyahat seçeceksiniz. Üretim yeri burada Türkiye diyor. Burada üretim Çin olarak işaretleyebilirsiniz. Daha sonra ülkeye giriş tarihiniz. Bunun doğru olmasına dikkat edin. Gerçekten işte dönüş biletiniz ne zamansa, ne zaman giriş yapacaksınız. Bunu ülkeye girmeden önce de yine sistem üzerinden işte atıyorum Almanya'dasınız ya da Dubai deseniz aldığınız dronunuzu açtınız paketini ondan sonra bu kaydı oluşturup ülkeye kayıtlı bir dronla da girebilirsiniz ben öyle yaptım dronu aldığım gibi hemen açıp orada kaydını gerçekleştirdim buraya giriş tarihinizi yazdınız pasaport numarasını girdikten sonra burada marka işte zaten 1 2 3 dört tane seçeneğiniz var buradan DJI seçiyoruz. Burada da atıyorum çok fazla seçenek yok. Ne bileyim Mini 3 Pro, Mini 4 Pro gibi opsiyonlar yok. Burada Mavic'i seçebilirsiniz. Sonuç olarak Mavic yani hepsi. Buradan rengini seçiyorsunuz. Gri dedik. Burada 500 gram zaten başka bir opsiyonunuz yok yine. Seri numarasını da buraya giriyorsunuz doğru olarak açıklamada bir modifikasyon üzerinde değişiklik işte motorlarını değiştirdim şunu değiştirdim bunu değiştirdim böyle bir şeydi zaten yapmamış olursunuz muhtemelen daha sonra İHA'mı kullanmak istiyorum da işaretli şekilde kalacak burada biraz önce de size bahsetmiş olduğum yani yurt içinden aldığınız dronlarda da bu işlemi yapmak durumundasınız önden yandan alttan ve üstten telefonunuzda şu şekilde elinizde tutup elinizin görünmesi çok problem değil ona çok kasmayın bunlar onaylanıyor zaten hepsi ondan sonra bunu yüklüyoruz Burada tanımlı pilot TC kimlik numarası. Biraz önce size bahsettiğim sınavı kazandınız. Kaydınız oluşturuldu, onaylandı. Buraya TC, kendi TC kimlik numaranızı girdiğiniz zaman o şekilde de onaylanacaktır. Daha sonra buradaki seçenekleri de işaretliyoruz ve onaya gönder diyoruz. Şimdi gelelim bana göre drone piyasasının en zor işine uçuş izni talep etmek. Ya ben defalarca kez denedim Uçuş iznini çok kolay alamıyorsunuz. Ben işte kaymakamlıktan özel izinlerle vesairelerle işte emniyet müdürlüğüne bildirerek uçuşlar yapıyorum. Fakat yine de size bu süreçle ilgili de bir bilgi vermek anlamında bu kısmı da anlatacağım. Ana sayfaya geldik tekrar. Uçuş izni talebede tıklıyoruz. Burada drone'umuzu seçiyoruz. Uçuş izni talebede tıklıyoruz tekrar. Şimdi burada sportif amatör ve ARGE seçeneği var. Sportif amatörü seçiyoruz. Bu belgeniz neye izin verirse buradan uçurmak istediğiniz ili seçiyorsunuz. At, i̇şte atıyorum x il. İrtifaya giriyorsunuz. 120 metreden daha yüksek metreler girmeyin. Direkt reddedilir. 80 metre yazalım. Başlangıç tarihi burada dikkat etmeniz gereken şey en erken 5 gün sonrasında uçuş izni talep edebiliyorsunuz en fazla da 30 gün sonrası için bir talepte bulunabiliyorsunuz. Ona göre bir tarihi yazalım. İşte bugün ayın 17'si. Biz ayın 23'üne bir talepte bulunalım. Daha sonra uçuş bitiş tarihi diyor. İşte kaç günlük işiniz varsa artık yani üç gün beş gün neyse böyle bir yani aralığı genç tutarsanız başka günlerde de uçurmak için izniniz olmuş olur. Yani bir, bir saat uçuş yapacağım diye bir, bir saatlik uçuş talep etmek zorunda değilsiniz. Nasıl olsa Bunu da 26.02.2024 olarak giriyorum. Başlangıç saatini 13.00 bitiş saatini de 16.00 olarak belirttim gün şurada UTC'yi göreceksiniz. Bunlar havacılıkta kullanılan uluslararası saat dilimleri. Evet aşağıdan uç, uçuş yapmak istediğiniz bölgeyi seçiyorsunuz. Bölgeyi seçmek için iyice yaklaşabilirsiniz. Gerçekten uçurmak istediğiniz bölgenin üstüne gelip evet ben bu lokasyonda uçuracağım diye mouse'unuza sağ tıkladığınızda tak kırmızı. Amatörler burada uçamaz. Buraya tıklıyorum. Burada da kırmızı. Burası da kırmızı. Her yer kırmızı. Aslında Şöyle biraz geriye gidelim. Burada direkt olarak bir kırmızı bölge görünmüyor. Ben kendi yaşadığım yere doğru geleyim mesela. Marmaris. Şimdi buraya iyice yaklaştığımda zaten hemen çıkacaktır. Buralar kırmızı bölgeler. Yani her yer yasaklı bölge. Maalesef. Hemen başka bir uçalım gidelim başka bir ile. Orada deneyelim. Ya da daha taş başka bir yere gidelim. Adana'ya geldik. Adana'da da şuralarda bir yerde uçurmak istiyoruz. Evet burada da uçuş yapamıyormuşuz. Yani neymiş? Uçuş yapamıyormuşuz. Daha sonra buradan yarı çapını seçiyorsunuz. Siz yine talepte bulunun ama bulunmanıza da izin vermeyecektir. Buraya açık adresinizi yazıyorsunuz. Kalkış ve iniş aynı yeri yazabilirsiniz. Daha sonra burada IMU, GPS alıcısı, LED, yakıtla değil, data transfer, batarya göstergesi, pervane koruyucusu varsa işaretleyebilirsiniz. Acil durum, eve dön sistemi ve sensörler. Daha sonra bunu da onaylıyoruz. Ama talep göndermemiz için yeşil bölge bulmamız gerekiyor. O konuda da sizlere kolay gelsin diyorum. <laughs> Gerçekten yasak bir bölgede uçuş yapmak istiyorsunuz. Yani bu yasak bölgeden kastım şehir içinde, işte insanların olduğu yerde, sahilde vesaire bir çekim yapmak istiyorsanız bulunduğunuz ilçenin, ilin, işte kaymakamla ya da valiliğe giderek böyle bir talebinizin olduğunu söyleyin. Onlar size yapmanız gerekenleri söyleyecektir. Bazı, genel olarak şöyle işliyor bu süreç. Sivil havacılıktan drone kaydınızı ve pilotluk belgenizin çıktısını alıyorsunuz. Ve kaymakamla yine aynı şekilde saatlerinizi ve uçuracağınız yeri bildirerek bir izin talebinde bulunuyorsunuz. Eğer onlar size izin verirse bir sakınca görmezse size bir kağıt veriyorlar. O kağıdı alıp emniyet müdürlüğüne gidiyorsunuz. Ben bu tarihte bu saatte burada uç, drone uçuracağım diyorsunuz. Onlarda bir sakıncası yoksa Duruma göre şehir içinde insanlara tehlike oluşturacak bir yerdeyse ya da stratejik olarak sıkıntılı bir bölgedeyse yanınıza yanınızda polis arkadaşlar geliyor. Onlarla birlikte uçuşunuzu yapıyorsunuz. İndirdiğiniz zaman, işiniz bittiği zaman polis arkadaşlar gidiyor. Ben daha önce Marmaris'in merkezinde bir bisiklet yarışı çekmiştim. Örneğin o zaman bu şekilde yapmıştık. Gördüğünüz gibi izinli ve yasal olarak uçulmak çok kolay değil. Ama tabii ki ne yapıyorsunuz? İzinsiz bir şekilde drone'unuzu uçurmuyorsunuz. Ha illa ben drone'u uçuracağım diyorsanız da insanların olmadığı, hava alanlarına yakın olmayan bölgelerde, kimsenin olmadığı yerlerde çok fazla yükselmemek, 120 metreye geçmemek kaydıyla dronunuzu uçurabilirsiniz. Ya da siz bilirsiniz. Hoşçakalın.